Kürşat Bal bizimle birlikte. Kendisi İmayak Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı. Kürşat Bey ile birlikte Türkiye'de deniz ticareti ve limanlar konusunu işleyeceğiz. Kürşat Bey sunumuna devam ederken sizler de soru panelinden sorularınızı sorarsanız çok seviniriz. Ben notlarımı alacağım. Soruları oturum sonunda Kürşat Bey'e ileteceğim. Kürşat Bey, ben sözü size bırakıyorum. İsterseniz başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Evet. Öncelikle teşekkür ederim arkadaşlar. Beni de panelist olarak davet ettiğiniz için organizasyonunuza. Çok güzel bir davranış ve bu dönemimizde COVID-19 gibi bir salgın dönemimizde evlerdeyken de bu işin yapılabileceğini gösterdiniz. Ve organizasyonunuza baktığımız zaman gerçekten çok profesyonelce davetiye konusu olsun, İletişim olsun, profesyonelce bir işletme ve ekonomi kulübüne yakışır şekilde, öğrencilerine yakışır şekilde yaptınız. Ben bunda emeği olan öncelikle Bandırma Üniversitesi'mizin değerli rektörü Süleyman Özdemir hocamıza ve siz değerli kulüp üyelerine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kısaca kendimi tanıtayım isterseniz. İsmim Kürşat Bal. İlk ben de Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletme Fakültesinden mezun olmuştum. 4 yıllık oluşturmasının sebebi de kıtanın keşfi sırasındaki deniz ticaretinin de ve denizcilik donanmalarında İngilizlerin güçlü olmasından kaynaklanmaktaydı. Baktığımız zaman deniz ticareti neden önemli? Dünya taşımacılık sektöründe deniz yolunun payı ne kadar diye baktığımız zaman yıllara göre 2008'den 2020 yılına kadar arkadaşlar dünya taşımacılığındaki deniz yolunun payını görmekteyiz tabloda. En sağa baktığımız zaman 2008 yılında %79'dan başlamış ve %87, 84, 82, 84 gibi aslında 80 ile 87 arasında değişimlerle deniz yolu ticaretinin diğer taşımacılık modlarına göre daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebini incelediğimiz zaman, bir saniye hemen burada kısaca bir resimde aslında birçok şeyi anlatıyor bu resim. Bir kere deniz yolu taşımacılığında bir gemiyle 243 kilometre yaparken aynı yakıtla tren yoluyla 213 kilometre, karayoluyla 35 kilometre yapmaktasınız. Ve bir gemi 301 tane tren vagonunun aldığı yükü alabilmekte, 963 tane de tırın yükünü alabilmekte. Bu tablodan neyi gözlemliyoruz arkadaşlar? Bu tablodan deniz yolunun birinci ekonomik olması, az yakıtta çok uzun mesafelere gidebilmesi, iki, bir seferde 963 tane tırın 301 tane vagonun taşıyabileceği yükü taşıyabileceğini görmekteyiz. Bunun dışında başka avantajları da var. Çevreci bir taşımacılık modudur. Çevre kirliliği yaşanmaz. Bunun dışında trafik kirliliği yaşanmaz. Bu gibi sebeplerden dolayı ama ana sebep ekonomik olmasıdır. Sebeplerden dolayı dünya ticaretinde deniz yolu taşımacılığı diğer yüklere göre, diğer taşımacılık modlarına göre tercih edilmektedir. Evet, Türkiye'de denizcilik sektörünün ekonomiye katkısına baktığımız zaman arkadaşlar, Türkiye'de toplam 18, bu 2018 rakamlarıdır, 18 milyar 400 milyon dolar bir ekonomiye katkısı bulunmakta. Bu da gayri safi yurt içi hasılatımızın %2,4'üne tekabül etmektedir. Dünyadaki duruma baktığımız zaman, bu payın en yüksek miktarını Çin almakta. %10 Çin'in gayri safi yurt içi hasılatına oranla %10 oranını görmekteyiz. Amerika'nın %1,8'lerde olduğunu gözlemlemekteyiz. Evet arkadaşlar, biz Avrupa ülkelerde %2'ler civarında. Bu verilere baktığımız zaman aslında üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin istenilen yerde olmadığını gözlemlemekteyiz. Peki, bileşenlerimiz, denizcilik sektörünün bileşenlerinin katkısı nedir? Onu da tek tek tablo halinde bakalım. Grafikte de vardı fakat burada daha anlaşılır bir şekilde duruyor. En yüksek payı Türkiye denizciliğindeki katkıyı deniz yolu yük taşımacılığı dan sağlamaktayız. Yaklaşık 4 milyar dolara yakın deniz yolu yük taşımacılığı dediğimiz armatör firmalar tarafından
gemilerle taşınan yüklerden kazanılan ve ekonomiye katkı sağlayan faaliyetlerdir bunlar. %21'ini oluşturmakta. Balıkçılık %16'sını oluşturmakta. Limancılık %15'ini oluşturmakta. Gemi acentalığı dediğimiz limanlarda yanaşan gemilere ve seyir halindeki gemilere bürokratik işlerini yapan, dokümantasyon işlerini yapan, diğer kamu kuruluşlarıyla aralarındaki aracılığı yapan firmalardır gemi acentaları. Gemi inşa bakım onarım diye adlandırdığımız %13'ünü oluşturmakta. Bu da Türkiye'deki gemi inşa alanında faaliyet gösteren tersaneleri ifade etmekte arkadaşlar. Nakliyat komisyonculuğu, deniz turizmi, deniz turizmi de önemli arkadaşlar ve gelişmesi istenilen, arzu edilen bir sektör. Bununla ilgili ayrı bir sunum da hazırladım sizlere. Deniz yolu taşımacılığı, kılavuzluk, römorkajlık hizmetleri. Kılavuzluk ve römorkajlık hizmetleri nedir arkadaşlar? Bu da gemiler yanaşırken limanlara, iskelelere kılavuz yardımıyla ve römorkaj yardımıyla yanaşabilirler. Gemi geri dönüşümü de sadece Aliağa bölgesinde şu anda Türkiye'de izinli olarak gemi geri dönüşüm alanı bulunmakta. Eski atık hurda gemilerin geri dönüşümünü sağlamaktadır. Evet. Baktığımız zaman Türk limanlarının demin denizciliğin ekonomiye katkısından bahsettik. Konumuz asıl Türk limanlarında olduğu için onu biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Türkiye limanlarının ekonomiye katkısına da baktığımız zaman arkadaşlar, pardon şuradan şurayı da açayım ben. Türkiye limanlarının ekonomiye katkısına baktığımız zaman katma değerli hizmetleriyle beraber yaklaşık 5 milyar dolarlık bir katkıda bulunmakta. Bu katkıyı yük cinsine göre ayırdığımız zaman en fazla dökme yükü, daha sonra genel yükü. Bir şey mi vardı? Bir ses geldi ama. Yok Kuşat Bey, siz devam edin. Siz devam edin Kuşat Evet. Dökme yük, genel yük, konteyner gibi kabotajda ve hizmetlerde sıvı yükler, ro-ro, sıvı araçları olduğunu ve kruvaziyer yolculardan elde etmiş olduğumuz gelirler olduğunu görmekteyiz. Türkiye'nin deniz ticaret filosunun dünyadaki filodaki payına baktığımız zaman dünya denizcilik filosunda arkadaşlar toplam 43.739 adet gemi bulunmaktaymış. Türkiye'de ise 1.484 adet gemi bulunmakta. 1 milyar 870 milyon deadweight ton tonaja sahip bu gemiler. Türkiye'de ise 28 milyon 600 bin deadweight ton tonaja sahip. 24 milyon 300 bin TEU dediğimiz konteynerdaki hesaplama şeklidir. Bu 20'lik konteynerlere verilen addır TEU. TEU taşıma kapasitesi dünyada varken 329 bin TEU konteyner taşıma kapasitesi Türkiye'de mevcuttur. Ortalama gemi yaşına baktığımız zaman 14.8 dünya ortalaması iken 19.8 Türkiye'deki ortalamayı görmekteyiz. Buradan çıkarımımız ne olabilir arkadaşlar? Türkiye'deki geminin yaş ortalamaları biraz daha yüksek. Yaşlanmaya başlamış gemiler. Gemilerden bahsederken isterseniz en önemli çünkü bu COVID-19 virüsünün etkileri gemilerde göründü arkadaşlar. Bundan kısaca bahsedeyim. Dünyada Çin'de oluştuğu için bu virüs ilk başta büyük gemilerin yükleri azaldı. Milletler oradan yük almamaya başladılar belli bir dönem ve bu yüzden gemilerin normalde günlük maliyeti 6-7 bin dolar olan o büyük gemilerin 2.500 dolarlara, 3.000 dolarlara günlük kira bedelleriyle zararına günlük kiralamaları başladı. Bu gemicilik sektörüne ciddi anlamda bir darbe vurdu. Büyük gemilerden bahsediyorum. Fakat Türkiye'de bu kadar büyük gemiler olmadığı için genelde Türkiye'deki gemiler küçük tonajlı gemilerdir. Bundan dolayı çok fazla Türkiye'de COVID-19'dan dolayı yükler etkilenmedi. Fakat riskler, COVID-19'dan kaynaklı riskler şunlar. Türkiye'deki gemiler genelde kısa mesafeli yük alan gemilerdir arkadaşlar.
Bu gemiler kısa mesafe 2 günlük yolculuğa çıktıkları zaman 2 günde de hemen bir günde yüklerini boşaltıp 2 günde de gelmeyi planlarlar. Yani ortalama 5 günlük bir süreçte geminin gelmesi planlanmakta ve ona göre de bir navlun ücreti belirlemekteler. Fakat son dönemde yaşanan olaylar kısa mesafedeki Bulgaristan, İtalya, İspanya gibi yerlerde bekleme süresinden kaynaklı sebeplerden dolayı gemiler uzun süre beklemekte ve bu tabii gün maliyetini etkilemektedir, maliyetleri arttırmaktadır. Bundan dolayı bir risk yaşanmaktadır gemicilik sektöründe. Sıvı yük gemilerine baktığımız zaman sıvı yük gemileri aslında şu anda altın çağını yaşıyor. Altın çağının yaşanması sebebi aslında Covid değil, OPEC'in petrol fiyatlarındaki düşürmesidir. Biliyorsunuz Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki bir anlaşmazlıktan dolayı Rusya'ya üretimini düşür denilmesine rağmen Rusya üretimini arttırma kararı aldı. Ve bu da Arap ülkelerindeki OPEC ülkelerini rahatsız etti ve ciddi anlamda bir indirime gittiler. Şu anda indirimden kaynaklı sıvı yük gemilerinde ciddi bir aslında yüzer depolar haline geldi. İnsanlar ucuza bulmuşken malı stoklamaya başladılar. Bu yüzden sıvı yük gemileri altın çağını yaşamakta arkadaşlar. Evet. Diğer slaytımıza geçelim. Kusura bakmayın biraz ağır işliyor slayta geçiş. Evet. Türkiye ve deniz ticareti göstergelerine baktığımız zaman limanlarda arkadaşlar 2018 yılında Türkiye'de 460 milyon ton yük elleşlemesi yapılmış. 2019 yılında ise 484 milyon ton yük elleşlemesi yapılarak %5,2 bir artış görmekteyiz. 1511 adet tür sahipli gemi varken 2018'de, 2019'da 1484 adet tür sahipli gemiye dönmüş arkadaşlar. Bunda bir düşüş yaşamaya başlanmış gemi sahibi olarak. 28,6 milyon deadweight ton filo varken 28,6 milyon deadweight ton filo aslında çok ufak bir rakamda neredeyse başa baş devam etmiş. 483 adet Türk bayraklı gemi varken 457 Türk bayraklı gemiye düşmüş. %5,3 gene bir azalış görmekteyiz. 19,2 ortalama filo yaşı iken 19,8 ortalama filo yaşına yükselmiş. Demek ki gemilerimiz yaşlanıyor arkadaşlar. Bundan o çıkarımı gözlemlemekteyiz. Evet. Türkiye'deki limanlara baktığımız zaman arkadaşlar, Türkiye'de limanlar aslında başlıca Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaştığını görmekteyiz. Toplam 171 tane ISPS kod kapsamında uluslararası ticarete açılı irili ufaklı iskele, dolfen ve liman dediğimiz kıyı tesislerimiz bulunmakta. Fakat bunların içinde 77 tanesi gerçek anlamda ticaret yapan limanlardan oluşuyor. Bir limanımızda mesela Bandırma'da Çelebi Limanı da ülkemizin önemli limanlarından birisini oluşturmakta arkadaşlar. Baktığımız zaman limanlarımıza özellikle İzmir'de, Ali Ağa bölgesinde, Kocaeli'de ve Akdeniz'de konuşlandığını görmekteyiz. Akdeniz'deki limanlarımız İskenderun, Mersin bölgesinde özellikle yoğunlaşmış durumda ve bir tane de Antalya'da büyük bir limanımız var. Türkiye'nin en fazla yük elleşen liman bölgesi nedir diye sorduğumuz zaman ise arkadaşlar, Türkiye'nin en çok yük elleşen liman bölgesi Kocaeli'dir. 34 tane limanı vardır ve yılda 73 milyon ton yük elleşlemektedir. Bu rakama en yakın bölge olarak Ceyhan bölgesi ikinci sıradadır. Daha sonra İzmir, Ali Ağa bölgesi. Ceyhan'da Botaş boru hattından kaynaklı bir yük hacmi vardır. Asıl rekabet konusu İzmir'dir. İzmir limanları da yaklaşık 50 milyon ton yük elleşleme yapmaktadır. Evet, haritadan da bölgesel olarak nerelerde limanlarımızın yoğunlaştığını açık ve net olarak gözlemliyoruz arkadaşlar. Evet, limanlarımızda elleşlenen yük miktarlarına baktığımız zaman
2019 yılında 484 milyon ton elleştirdiğimizi ve sürekli bir artış içinde aslında olduğunu gözlemlemekteyiz. 2003 yılında 189 milyon ton yük elleştirirken 484 milyon ton yük elleştirme gerçekten ciddi bir artıştır arkadaşlar. Bunun ana sebeplerinden birisi Türkiye artık gerçekten global ekonomiye ayak uydurmuş, uluslararası ticarette ciddi anlamda yol kat etmiş ve gerek limanlar olarak gerek gemileriyle kendini ispat etmiş dünyada bir konuma yerleşmiştir. Bunun tabii en önemli etkenlerinden birisi üniversitelerin artık denizcilik fakültelerinin, denizcilik meslek yüksek okullarının, denizcilik liselerinin gerçekten etkin olarak kalifiye personel yetiştirmesi olarak da sayabiliriz. Bandırma Üniversitesi'nin de denizcilik fakültesi bu konuda gerçekten iyi bir ivme kazanmıştır. Hatta bu Covid olmasaydı bir iki hafta önce biz panelist olarak Bandırma Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin bir etkinliğine gelecektik. Ama nasip olmadı, nasip sizeymiş arkadaşlar. Oradaki arkadaşlar da eğer bizleri izliyorsa kendilerine selam gönderiyorum. Evet, demin sunumun başında bahsetmiş olduğum gibi arkadaşlar, deniz turizmi de gerçekten çok hızlı ilerlemekte. Ve Türkiye denizcilikten %20 turizmin gelirlerinden %20'sini deniz turizminden karşılamakta. Baktığımız zaman 83 tane kıyı tesisi işletme izin belgeli sahip yat limanı bulunmakta. Bunların 41 adedi ise turizm belgesine sahip yat limanlarıdır. Sürekli gelişiyor. Toplam 28.361 yat bağlama kapasitesi vardır. Ve 5025 deniz turizm aracı 5.9 milyar dolarda deniz turizminden gelir sağlanmaktadır. Deniz turizmi gerçekten önemli arkadaşlar. Çünkü deniz turizmindeki hedef kitle gerçekten geliri yüksek olan kitlelerdir. O yüzden bu turizm aktörlerini çekmek bizim için, ülkemiz için çok önemli. Ülkemiz bundan dolayı da turizm master planlarında geçmişten beri kruvaziyer turizmin ve yatçılık turizminin, yat limanlarının artırılması noktasında gerçekten çok etkin kararlar almış ve uygulamaya da koymuştur. Fakat tabii bu COVID-19 ciddi anlamda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de deniz turizmine bir balta vurmuştur. Baktığımız zaman deniz turizmini arkadaşlar, turizm dediğimiz kruvaziyer gemilere, resimde dünyanın en büyük gemilerini görmekteyiz, kruvaziyer gemilerini. Gördüğümüz gibi arkadaşlar 5.479 yatak kapasiteli, misafir kapasiteli bir gemi. Yani bu bir tatil köyü kadar ve içinde bir tatil köyünün bütün imkanlarına sahip olan gemiler bunlar. Bunlar yanaştığı zaman çok ciddi gelirler elde etmekte bölge halkı. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Örneğin buradaki bir turist bir haftada toplam 1700 dolar civarında para harcamakta arkadaşlar, istatistiklere göre. Bu gerçekten çok ciddi bir gelir. Bunun için de Türkiye'de, İstanbul'da, Kuşadası'nda, Antalya'da bu kruvaziyer turizmin gelişmesi için önemli politikalar geliştirilmekte. Baktığımız zaman kruvaziyer turizmin, deniz turizminin en çok pay aldığı kısım arkadaşlar Karayipler ve Bahamaları görmekteyiz. Daha sonra Akdeniz, Avrupa, Asya, Avustralya, Alaska, Güney Amerika ve diğer ülkeleri sıralayabiliriz. Kruvaziyer turizmin bölgesel gelir miktarlarına baktığımız zaman gene Miami, Florida'nın 605 milyon dolar gelir elde ettiğini görmekteyiz. Arkadaşlar dünyada kruvaziyer turizmi en çok ziyaret eden, kruvaziyer turizmi en çok etkin olarak kullanan milletler Amerikalılar, Avrupalılar ve son dönemlerde Çinliler olmaya başladı. Bu turizm gerçekten önemli bir turizm çeşididir. Bunun için Türkiye'de altyapı da buna müsaittir. Çünkü Türkiye'ye gelen kruvaziyer turizmdeki yolcular tarih görmeye, sanat görmeye, denizle buluşmaya, doğayla buluşmaya gelir.
Bunun için eğer etkin politikaları biraz daha etkinleştirirsek daha fazla turist çekeceğimize inanıyorum ve turizm gelirlerimizi arttıracağımıza inanıyorum. Sizler için de ekonomi ve işletme öğrencileri, işletme topluluğu öğrenciler için de gerek deniz turizmi, gerek deniz ticaretinin paydaşlarında gelecekte iş bulma imkanlarınız, çok ciddi imkanlarınız var arkadaşlar. Her işletmeye, işletmeci, ekonomist ve diğer topluluğunuzdaki diğer bölümlerdeki arkadaşlardan ihtiyaç bulunmakta ve başarılı olacağınıza da inanıyorum. Bu sektörü de değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü diğer sektörlere göre personelin gelirleri de daha yüksek oluyor. Yani 2020 arasını analiz ettiğimizde, evet, 2020 yılında bir gemi şu anda Ulaştırma Bakanlığı istatistiklerine göre 823 yolcu getirmiş. En yüksek payı yolcu hareketlerinin 2013 yılında olduğunu görmekteyiz. 2013 yılından sonra biraz turizm biliyorsunuz siyasi olaylarda, siyasi ülkeler arasındaki ilişkilerden en çok etkilenen sektörler arasında. Bu sebepten dolayı ciddi anlamda etkilenmiş. Tam geçen sene hafif toparlanmaya, bu sene toparlanmaya giriyor derken maalesef COVID-19 denilen bir virüs karşımıza çıktı. Bu virüs ciddi anlamda kurbacalar turizmini durma noktasına getirdi ve bu inşallah önümüzdeki günlerde Haziran'a kadar atlatılırsa belki Temmuz'da, Ağustos'ta gene Türkiye'de, dünyada bu turizmden bir gelir sağlayabilir. Fakat şu andaki atmosfer devam ederse kesinlikle bu gemilere kimse binmez çünkü temasın en çok yoğun olduğu alanlardan birisi olarak gözlemlendiği için tamamen durma noktasına gelebilir. Fakat bu virüs geçici bir virüstür. Bu düzelecektir inşallah. Bu sene olmazsa seneye, önümüzdeki sene biz artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İstanbul'da, Kuşadası'nda, Antalya'da ciddi yatırımlar var bununla ilgili. Turizm Bakanlığımız da bu konuya çok önem veriyor. Umuyoruz ki istenilen gelirlerimizi alacak hale geliriz. Evet, ziyaretçilerin bir saniye şurada. Yaşıyoruz arada bir. Evet. Ziyaretçilerimize baktığımız zaman arkadaşlar bu kurbacılar gemiler hangi limanlara en çok geliyormuş? Hangi liman bölgesine geliyor? En fazla Kuşadası'na geliyor arkadaşlar. Daha sonra Çeşme'ye, Antalya'ya, Bodrum'a, Marmaris'e, Alanya'ya, İzmir'e ve İstanbul'a gelmekte. İstanbul'un avantajı bir kültür şehri olması arkadaşlar. Özellikle Ayasofya Müzesi'ne ciddi anlamda ziyaretçiler var. Fakat maalesef Türkiye'deki kruvaziyer limanların hiçbiri ana liman değil. Yani ülkeler arası başka ülkelere giderken gelip uğrayan, çok uzun kalmayan, birkaç günlük kalan tali limanlar olarak şu anda gözlemlenmekte. Ana liman haline geldiğimiz zaman gelirlerimiz daha fazla artacak ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Evet, benim sunum olarak yapmış olduğum çalışmayı ben bitirmiş bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte de soru cevaba isterseniz geçelim. Tabii. Kürşat Bey, sunumunuz için bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben Vaktinizi de. bize ayırdınız, değerli bilgiler verdiniz bize. Estağfurullah. İsterseniz ben size ilk soruyu yönelteyim. Akif Emre arkadaşımız şu soruyu yöneltmiş. Koronavirüsün deniz ticareti üzerine etkileri ne kadar sürer? Çin ve etkinin yüksek oranda görünen İtalya'ya karşı deniz ticareti açısından bir yaptırım veya ön yargı oluşur mu? Türkiye ne yönde etkilenir, ne kadar zamanda normale döner demiş. Evet. Arkadaşlar belirsizliği yönetmek gerçekten zordur. Önümüzde bir belirsiz bir durum var. Yani riski yönetebilirsiniz. Gerekli önlemleri alırsınız, aksiyon alırsınız. Fakat belirsizlik ciddi anlamda yönetilmesi zordur. Yani şuradan, şimdi daha iyi herhalde. Belirsizliği yönetmek gerçekten zordur. Fakat deniz ticareti eğer bu aşamayla giderse, şimdi şöyle bir durum var. Sokağa çıkma yasağı ilan edilse de, ülkelerde OHAL ilan edilse de kesinlikle ve kesinlikle lojistik sektörü ve ticareti etkileyen sektörler bunun dışında istisna olarak kalacaktır ve çalışmalarına devam edecektir. Fakat COVID-19 ne yaptı? COVID-19 şu anda mesela ülkede birçok üreticinin durma noktasına geldi. Birçok sanayici
üretimlerini 3 ay, 4 ay, 5 ay gibi terminlerle ertelemeye başladılar. Üretici durduğu zaman arkadaşlar mal getiremeyecektir. Tamamen ticaret limanlara da maalesef bundan kaynaklı mal gelmeyecektir. Bundan kaynaklı etkilenmeler olabilir. Fakat İtalya ve Çin'deki demin dediğimiz gibi Akif arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel sorular sormuş, mantıklı sorular. İtalya ve Çin'de bekleme süreleri uzayacaktır arkadaşlar. Bu gemi navlu fiyatlarına yansıyacaktır. Tabii navlun fiyatına yansıdığı anda otomatikman aslında malı ithal eden, ihraç eden firmalara da yansıyacak. Bundan kaynaklı bir bekleyiş olabilir. Bu sürelerin artması, kontrol çünkü bugün eskisi gibi değil. Eskiden gemi gelirdi, kontrole çıkardı hızlı bir şekilde gerekli liman otoritesi. Kontrolünü yapar çıkardı. Fakat şu anda ciddi anlamda denetimler yapılıyor. Orada bir vaka var mı yok mu araştırılıyor. Çok şükür ki limanlarda gemilerden kaynaklı bir vakaya rastlanmadı bugüne kadar. Bunun için İtalya'ya, Çin'e bir yaptırım olacağını çok fazla düşünmüyorum. Zaten Çin bu olayı hafifletti. Şu anda birçok yerde karantinaları da kaldırmaya başladılar. Aslında Çin bu işten en şanslı çıkan ülke haline geldi baktığımız zaman. Eğer böyle bu şekilde giderse Çin ciddi anlamda dünya ekonomisinin liderliğine oturacak gibi gözüküyor. Amerika'da çünkü önlemler maalesef yavaş alınmakta ve önlenememekte, kontrolden çıkmakta. Basından takip ettiğimiz kadar oradaki Türk profesörlerin basın haberlerinden de gözlemlediğimiz kadar maalesef Türkiye kadar önlemlerini iyi alamadılar. Geciktiler ve kontrollerinden çıktı. Umuyoruz ki en kısa zamanda atlatılır. Bu dünyada yaşanan bir krizdir. Domino etkisi yaratır, herkese etkiler arkadaşlar. Onun dışında atladığım başka bir soru var mıydı? Bir arkadaşımız daha sormuş, Emre arkadaşımız sormuş ki ilk atlatan ülke turizmi kapacak mı? Yoksa turizm bu salgından dolayı uzun süre olmayacak mı demiş. Evet. Ya benim tahminim şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bizim rakiplerimize bakmamız lazım turizmde. Rakiplerimiz kimler? Akdeniz ülkeleri. Evet. Aslında İspanya, Yunanistan, İtalya, Fransa bunlar bizim rakip ülkeleri. Şu anda Türkiye vermekte ve dünyanın da diğer ülkelerine yardımcı olmak için çaba sarf etmekte. Bundan dolayı biz eğer ki Haziran ayında bu iş biterse gerçekten Türkiye bu işten karlı çıkabilir. Avrupa'daki turist buraya gelebilir. Ama eğer bu vaka eğer bu virüsü önleyemezse dünya Haziran'a kadar biz de Avrupa'dan gelen turistleri almama yönünde bir gayret sarf ederiz. Çünkü gelecek turistlerde de vaka olma olasılığı yüksek, hastalık yayma riski yüksek. Nasıl Suudi Arabistan için en büyük gelirlerden birisi hac turizmidir. Fakat kapattı kapılarını, biz de kapatabiliriz. İşte bu sorunun cevabı Haziran'dan sonra gerçekten bu vaka yok olursa, COVID'i engelleyebilirse, dünya azalırsa Türkiye şanslı olabilir. Ama azalmazsa turizm bu sene için çok canlı olacağını ben düşünmüyorum. Kürşat Bey, ben de size gelen diğer soruları derleyip bir soru yönelteceğim. İçinde kendi sorularım da var. Tabii. Şimdi bildiğimiz üzere navlun fiyatları yükseldi. Çünkü limanlardan konteynerler çıkamamaya başladı koronadan dolayı. Ve yeni konteynerler bulmak zorunda kalıyor firmalar, armatörler. Şimdi geçenlerde şöyle bir haber okuduk. Sakarya ve Romanya arasında deneme olarak bir Roro seferi düzenlendi ve Evet, şu anda katılıyorum. da evet ve şu anda da hava kargoya da hani acil ihtiyaçlarda hava kargoya kaymaya başladı. Yani gördüğümüz zaman aciliyeti olan çoğu ürünler vesaireler hava kargoyla da sağlanmaya başlıyor ve bazı gemilerin de tam TEU'yu dolduramadan yani tam gemi dolmadan hareket ettiğini de görüyoruz. Sizce COVID-19 sonrasında yani bu dönemde Roro'nun önemi mi artar yoksa COVID'den sonra hava kargoya dönüşler olur mu? Kaymalar olur mu? Deniz ticareti bu anlamda nasıl etkilenir şeklinde sorular gelmiş bizlere. Yani. Şimdi şöyle arkadaşlar,
Elzem durumlarda tabii ki hava kargoda kullanılabilir. Fakat hava kargo çok pahalı ve maliyetli bir kargo çeşididir. Hani demin bahsettiğim gibi en pahalı taşımacılık modu hava yolu taşımacılığıdır. Ufak malzemeleri gönderebilirsiniz. Fakat böyle büyük konteynerde konteyner gibi malzemeleri konteynerle göndereceğiniz malzemeleri hava yoluyla göndermek çok büyük dezavantajdır. Bu tercih edilmez. Bugün geçici bir sürede acil ihtiyaçlar için büyük ihtimalle hava kargoyu maliyetine katlanıp gönderiliyordur. Fakat gelecekte bu iş düzeldiği zaman da hatta yakın zamanda da hava kargonun ben çok tercih edileceğini düşünmüyorum. Yani bir deniz taşımacılığına alternatif bir taşımacılık türü değildir hava kargo. Çok maliyetli olmasından kaynaklı. Öbür türlü konteynerlerin bekleme süresi doğru arttı. Çünkü bunun sebebi ne arkadaşlar? Vatandaş gemiyle konteynerini getirmiş fakat üretimini durdurmuş. Liman sahasında konteynerini çekemez hale gelmiş. Bu sefer liman sahasında ciddi anlamda bir konteyner depolama alanı bulunmakta. Limanda sirkülasyonu azaltmakta. Konteyner çıkacak ki yeni gemi konteynerlerini liman sahasına boşaltabilirsin. Fakat bu bir geçiş dönemidir. Eğer bu süreç devam ederse limancılar bunu önlem olarak dışarıdaki sahalarda dry port dediğimiz limanlar oluşturup beklemelerini oralarda yaptıracaklardır, önlem alacaklardır. Yani ben bundan kaynaklı bir deniz ticaretinde aksama olacağını düşünmüyorum. Sadece limanlardaki risk şu arkadaşlar, limanlardaki kontrol süreleri eğer artarsa vaka araştırmasından kaynaklı, güvenlik önlemlerinden kaynaklı ve gemi geldiği zaman 2-3 gün beklemek zorunda kalırsa limanda, bu sefer yeni bir gemiyi yanaştıramayacak liman. Bu sefer demoraja girmek zorunda kalacak. Bundan kaynaklı bir risk var. Bunun dışında bir risk de şu, COVID-19'dan kaynaklı. Gemilerde arkadaşlar Armatörler Birliği tarafından P&I sigortası yapılır. P&I sigortası der. Bu Armatörler Birliği tarafından oluşturulan bir sigorta türüdür. COVID-19 sebebiyle eğer gemilerde vakalardan dolayı ölümler artarsa, bekleme süreçlerinden kaynaklı demorajlara girerse gemiler maliyet açısından bunları P&I'den karşılıyorlar. Ve bu belli bir süre sonra sistemin işleyemez hale gelmesine sebep olabilir. P&I sigortalarında ve ciddi anlamda prim maliyetleriyle armatörler karşılaşabilir. Primlerinde artışlar olabilir. Hocam ben bir soru daha ileteceğim. Uşak Üniversitesi'nden Kenan arkadaşımız bağlanmış. O da şu soruyu yöneltmiş size. Limanlarımızın çoğunun demir yoluna bağlanmaması, liman ve deniz ticaretimizin yavaş gelişmesinde büyük bir faktör müdür demiş. Faktördür, evet. Bu çok önemli arkadaşlar. Aslında bunun mücadelesini yıllardır veriyoruz. Her limanın bir demir yolu hattının olması lazım. İntermodal taşımacılık dediğimiz taşımacılık moduna geçilmesi lazım. Çünkü demir yolu da ilk aslında slaytta göstermiş olduğumda hatırlarsınız. Deniz yolundan sonra en uygun maliyetli olan ve en temiz olan demir yolu taşımacılığıdır. Kesinlikle demir yolu hatlarının her limana bağlanması lazım. Eski devlet limanları haricinde çok az sayıda özel limanlarda demir yolu bağlantıları yapılmakta. Fakat Ulaştırma Bakanlığımız bu konuyla ilgili her limana bir demir yolu hattı, kılçık hat bağlamak konusunda bir çalışma yapmıştı. Master plan haline getirmişti. Fakat ekonomik sebeplerden dolayı bunu hayata geçiremediler. İnşallah bu geçildikten sonra risk ortadan kalkacak. Risk kime karşı arkadaşlar? Rakiplerimize karşı. Rakiplerimiz kim bizim? Akdeniz'de olan Yunanistan, Romanya, Gürcistan gibi limanlar. Biliyorsunuz Çin'in bir kuşak bir yol projesi var. Ekonomik projesi. Eski İpek yolunun canlandırılması. Burada kesinlikle hızlı hareket etmemiz lazım. Biliyorsunuz Kars Bakü Tiflis hattında bir tren yolu hattı yaptık. Fakat bunu çok uzun sürede yaptık. Yani çok uzun bir sürede yaptık ve biz bu neye yapamadık? İşte çevresel etki değerlendirme sürecinde eski eserler çıktı yapılırken tren yolu 75 kilometrelik bir yol bu arkadaşlar. Bunun dışında bazı kurumlardan olumsuz görüşler alındı. Zaman çok hızlı geçti. Bu sırada ne oldu? Çinliler Pire Limanı'nı satın aldılar Yunanistan'da.
POSCO tarafından. Ve Pire Limanı aslında tam çöküşe geçerken POSCO'nun almasıyla beraber birden etkin bir hale geldi. Aktarma limanı hale geldi ve çok ciddi yük elleşlemeye başladı. Bu yükü biz aslında Çandarlı Limanı ve Karadeniz'de gerçekleşecek olan Filyos limanlarını biz bu amaçla Türkiye planladı. Buraların bir aktarma limanı olması, Çin'den gelecek o İpek Yolu ticaretinin buralardan aktarılarak gidilmesi noktasındaydı. Fakat Çandarlı Limanı'nda da Filyos Limanı'nda yine hayata geçiremedik arkadaşlar. İhalesi yapılamadı maalesef. Şimdi dünyada tabii gizli görüşmeler var. Dünyada farklı organizasyonlar var. Saf dışı kalmamamız için çok hızlı hareket etmemiz lazım. Tek sevindirici nokta bizim İstanbul'da Kumportu COSCO aldı. Ondan dolayı Kumport Limanı'na yine Çinliler bir aktarma limanı haline getirdiler. Asya Port Tekirdağ'da bir aktarma limanı haline geldi bu dönemde özellikle. Bu aktarma limanlarının hem kapasitesini hem sayısı arttıkça Türkiye'nin gelişeceğine inanıyoruz. Ama arkadaşımız Kenan Bey Uşak Üniversitesi'nden çok doğru bir noktaya değindi. Limanların kesinlikle ekonomik olabilmesi için, feasible olabilmesi için demiryolu hatlarının etkin bir şekilde kılçık hatta olsa bağlantısının yapılması lazım. Kürşat Bey, hızlıca ben size son sorumu da ileteyim. Tabii. Vaktimiz de az kaldı. Ozan Öztürk sormuş ki, bilindiği üzere dünyada en büyük limanları üretime bağlı olarak Asya kıtasında. Virüsün yayılımı da Asya kıtasından olduğunu düşünürsek, büyük firmaların tedarik zincirlerinin ucuz işçiliğin olduğu Afrika kıtasına taşır mı? Afrika yeni dünyadan payını alır mı demiş. Şu anda ama el değiştirdi bu virüs. Yani bundan 2 hafta önce Asya kıtasında Çin'den bahsediyorduk. Bugün artık Amerika'dan, Avrupa'dan bahseder hale geldik. Bu yatırımlar basit yatırımlar değil arkadaşlar. Yani bir anda değişmesi öngörülmüyor. El değiştirmez. Fakat ne zaman el değiştirir? Gerçekten bu her sene 3 ayda bir, 5 ayda bir yeni bir isimle yeni bir virüs çıkarsa o bölgede, o bölgeden yatırımlarını çekerler. Avrupalılar, Amerikalılar. Fakat şu anda Çin'de Asya kıtasında çok büyük bir problem gözükmüyor. İlk çıkış noktası oydu. Herkes bir Çin'den acaba gelecek malzemede problem çıkar mı? Oradan yayılır mı bize gibi endişe ederken bugün artık en riskli bölgeleri Amerika, Avrupa oluşturmaya başladı. Ben bunun şu andaki atmosferde ve günlük şartlarda çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Fakat demin dediğim gibi bu bir öngörüdür. Eğer ki bu virüs sürekli 3 ayda bir kendini değiştirerek, mutasyona uğrayarak farklı farklı çıkarsa aynı bölgelerde, bu o bölgelerdeki yatırımları engelleyecektir. O yatırımlar başka ülkelere kayabilir. Hocam Fakat bir soru daha. Afrika'da insan iş gücü yok. Ondan kaynaklı problemler olur. Kalifiye iş gücünde o tarafa transfer olması lazım öyle bir durum. Evet. Teşekkürler yorumunuz için. Ben son bir soru daha ileteyim size. Sezon öncesi yeni tedbirler de almak gerekiyor. Açık büfe sisteminin nasıl devam edeceği de belirsiz. Salgın devam ederse her şey dahil modeli değişebilir mi demiş Eda arkadaşımız. Bir daha soruyu alabilir miyim? Tam alamadım. Tabii. Sezon öncesi yeni tedbirler de almak gerekiyor. Açık büfe sisteminin nasıl devam edeceği de belirsiz. Salgın devam ederse her şey dahil modeli değişebilir mi demiş. Salgın devam ederse otellere müşteri de gitmez arkadaşlar. Açık büfeyi geçtik. Tabii ki bunların hepsi çok doğru bir soru. Yani biz bugün mesela yemekhanelerimizde personelimize yemek verirken açık dağıtılan bir sürü gıda maddesine ekmeği, salatayı, tuzu bunlar açık dağıtılıyordu. Şu anda kapalı sisteme çevirdik. Çünkü virüsten etkilenme olasılığı var. Fakat bu virüsün ben eğer böyle bir uzun süre devam ederse sezon olmaz. Otellere turistik faaliyetler durur. Bugün nasıl bırakın otelleri hizmet sektöründe görüyorsunuz restoranlar, kafeler hiçbir yer açık değil şu anda. Aynı şekilde devam eder. Fakat ben çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Ama arkadaşımıza katılıyorum. Açık büfe bu dönem içinde olsa kalkar.
Son bir soru daha hızlıca. Kanal İstanbul projesinin denizcilik sektörümüze pozitif veya negatif bir etkisi olur mu demiş Kenan. Tabii, Kanal İstanbul projesi çok eski bir projedir bu arkadaşlar. Osmanlı dönemine ait bir projedir. Karadeniz'e direkt açılma noktasında pozitif etkisi olur. Mesafe anlamında, maliyet anlamında düşürür. Hocam peki ben şey soracağım. Şimdi İpek Yolu projesinden de bahsettik. Bu sorumuz da gelmiş. Bütün soruları tamamlamış olduk şu an. Herkesin sorularına cevap vermiş olduk. Kürşat Bey çok teşekkür ederiz katılmanız için bize vakit ayırdınız. Ben de çok heyecanlıydım. Yok, Sürçülisan çok güzel ettiysem vakitti. affola. Teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederim. Sizinle tanışmak da arkadaşlarımızı böyle bir ortamda da bir araya getirmek bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Çok teşekkür ederiz size verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bize vakit ayırdınız, sunum hazırladınız, emek verdiniz. Bizim için çok değerli. Evet arkadaşlar, ben teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmaktan ben de gurur ve onur duydum ve mutlu oldum. Bundan sonraki süreçte gene bir araya geliriz. Ama Webex ortamı gibi uzaktan bağlantıyla inşallah beraber olacağımız günler de gelir. Sizlere eğer isterseniz liman bölgemizde de ağırlamak isteriz. Bir liman tanıtımı da yapmak isteriz teknik gezi olarak. Ben teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşların rüzgarı kolay, provası net olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.